Beylekler burada yaz göçmeni olarak kabul edilir. E, doğdukları yer burası. O yüzden ata yurdu ifadesi kullanılabilir. O doğrudur. E, ve sonbahara doğru buradan ayrılıyorlar. Kışlaklarına gidiyorlar. Etiyopya'ya, Somali'ye. Nil Vadisi'ne 5000 kilometre yol kat ediyorlar. Fakat son dönemlerde biz bunu 2002'den beri takip ediyoruz. Leylekler yavaş yavaş göç etmemeye başladı. Bu başlangıçta birkaç bireydi. Sonra onlara ulaştı ve bu sene 2023 Aralık'ta tespit edildi. Yüzden fazla birey bu bölgede kalıyor. Bu kalma olayı adaptasyon olarak adlandırılabilir. Çünkü leyleğin göç etmesine neden olan soğuklar söz konusu değil. Ve kışında bu bölgede yiyecek bulabiliyor. Leylek bundan dolayı göç etmiyor. Yüzden fazla leyleğin bu şekilde burada yaşadığı belirlendi. Yani e, son buzul çağından günümüze 20 bin yıl daha fazla süre geçti. Bu genetik yapıya işlendi. Kuşlar, leylekler 5000 kilometre yol kat ederken Küresel ısınmadan dolayı bu da daha kısıtlı onlarla ifade edebileceğimiz yılda genetik yapıda değişiklik oldu. Kuşlar, leylekler artık bölgemizde kalıyor ve leyleklerimiz artık yerli tür diye kabul edilir. Yol kat etme çok büyük bir zahmeti gerektirir. Hayvanlar artık bu zorluğa katlanmıyor. Dolayısıyla ee, içgüdüsel olan o iç e, göç etme e, davranışı e, değişecektir. Beslenme alışkanlığı burada bulduklarıyla yetinerek değişecektir. Yuva kurma süresi değişecektir. Yani fiziksel değişiklik bekleyemeyiz. Çünkü fiziksel yapı anatomi birdenbire olan bir değişiklik değil. Ama öncelikle davranışlarda değişiklik olur. Ardından bu davranışlar beslenme alışkanlığına, yuva yeri seçimine ya da kuluçkaya başlama süresini etki eder.